Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle dostlar şu hatırlatmayı yapalım. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş günü, yani 15 Kasım 1983. Dolayısıyla bir kez daha kutlayarak diğer gelişmelere bakalım. 3 Kasım'da yaptığımız haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkemiz Türkiye'ye 37 milyon dirhem para yolladığını ve bunun yangınlar için olduğu haberini servis etmiştik. Ne olduysa böyle bir hamle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gelmişti. Bugün itibariyle önemli bir gelişmenin yaşanması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nayan, kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri basınındaki habere göre en önemli başlığın ekonomi olması bekleniyor. Türkiye üzerinden geçen koridorla Türkiye'ye ticaret yolu açmasının sağlanacağı notu düşünmüş. Koridorla birlikte Süveyş kanalı geçişli Mersin Sarca güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran'dan geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilecek. Bununla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nden yeni bir hamle geldiği belirtiliyor. Bu görüşme gerçekten olacak mı Birleşik Arap Emirlikleri basının dediği gibi, bunu bugün göreceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Dubai'de dörtlü zirve gerçekleştirdi. Zirvenin konusu Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya ve ikili ilişkiler şeklinde not düşülmüş. Yani bir taraftan da Yunan'la görüşmeye devam ediyorlar. İsrailli güvenlik uzmanı Amir Oren, Türkiye'de gözaltına alınan İsraillerin Mossad ajanı olmadığını iddia eden İsrail'in yalan söylediğini belirtiyor. Kendisinden bu şekilde bunların Mossad ajanı olduğuna yönelik açıklamalar gelmiş. Ürdün Futbol Federasyonu kadınlar milli futbol maçında İran'ın penaltı kurtaran kalecisinin erkek olduğunu tespit ettiğini ve bu durumun FIFA'ya şikayet edildiğini belirtiyor. İran'da ilginç bir falafel dükkanını görmektesiniz. Yine Esad'la İran arasındaki gerilim devam ediyor. Tahran Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin İran'dan otomobil ithalatını yasakladığı duyuruldu. Gerekçe ise araçların kalitesiz oluşu şeklinde haber servis ediliyor. İran Meclisi Adalet Komisyonu üyesi milletvekili Nevruzi, kendisi 2 yıl önce gerçekleşen benzin zammı olayları ile ilgili şu açıklamalarda bulunuyor. Gösterilerde göstericileri ateş edenlerden birisi de bendim. Biz öldürdük. Kim bizi yargılayabilecek? Şeklinde kendisinden itiraf gelmiş oldu. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal'le Gazze ve diğer bölgesel meseleler hakkında pazar günü Kahire'de ilk çalışma ziyaretini yaptığı bildiriliyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Çocuklarımızı rahat bırakın. Macaristan'da evlilikler sadece kadın ve erkek arasında olur. Baba erkek, anne de kadın olur. Bunda ısrar ediyoruz. Brüksel'den emir almayacağız" şeklinde Avrupa Birliği'nin saçma sapan açıklamalarına güzel cevap verilmiş oldu. Libya'ya gidiyoruz. Kaddafi kabilesi olan Kazazife'nin kalesi olarak bilinen Sirte'de Libyalılar Seyf-i İslam Kaddafi'nin Cumhurbaşkanlığına aday olduğu haberini duyduktan sonra kutlamalar yapıyor. Binlerce kişinin sokağa indiği ve Seyf-i İslam Kaddafi'nin adaylığını kutladığı ifade ediyor. Dün haberini yapmıştık. Libya'da askeri savcılık Haftar ve Kaddafi'nin aday olamayacağını ifade etmişti. El Zaviya'da ülkemize yakınlığıyla bilinen Halid el Mişri'ye bağlı silahlı gruplar Seyf-i İslam'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığının kabul edilmesi halinde savaş olacağını duyurdu. Suçlular Seyf-i İslam ve Halife Haftar'ın adaylığını kategorik olarak reddediyoruz. Seçimler bizi tekrar savaşa döndürecek ve boyutunu bilmediğimiz bir savaşla sonuçlanacak şeklinde açıklamalar geldi. Yine ilginç bir görüşme gerçekleşti. Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el Haddad, Libya'nın başkenti Trablus'ta Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Alexey Kim başkanlığındaki heyetle görüştü. Rus Silahlı Kuvvetleri ve Rus ordusundan çok sayıda askeri yetkilinin Libya'ya geldiği ifade ediliyor. Şu hatırlatmayı da yapalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bugün İran Dışişleri Bakanı'nın resmi daveti üzerine İran'ın başkenti Tahran'a gidiyor. Yine Libya'da Akila Salih yani Haftar tarafındaki sözde Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı adaylık belgesini çarşamba günü Bingazi'deki Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'na sunacağını duyurdu. Yine ABD Irak'tan Suriye'ye sevkiyata devam ediyor. Yaklaşık 40 ticari nakliye kamyondan oluşan büyük bir ABD askeri lojistik konvoyunun dün Irak'ın kuzeyinden Haseke eyaletine girdiği duyuruldu. Konvoy soğutulmuş malzemeler de dahil olmak üzere birkaç konteynerla El Şedadi'deki ABD üssüne gitti. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da yeni kurulan Egemenlik Konseyi'nin üyelerini görmektesiniz. Konseyin Başkanı Cuntacı Orgeneral Abdülfettah Burhan, Aralık 2018 Halk Devrimi'nin özgürlük, barış ve adalet sloganlarını gerçekleştirme sözü verdi. Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada Burhan Başkanlığındaki konseyin 13 üyesinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün ilk kez toplantı duyuruldu. Burhan toplantıda özgürlük, barış ve adalet başta olmak üzere Halk Devrimi'nin tüm hedeflerini yapacağız. Konsey üyeleri ise ülke yönetiminde Sudan halkını memnun edecek mükemmel bir model sunacaklarını ve kısa bir süre içerisinde sivil hükümet kuracaklarını taahhüt etti. Zaten her darbeci böyle der, daha sonrasında arkası gelmez. Dün gerçekleşen Bulgaristan seçim sonuçlarındaki ilk değerlendirmeleri aktaralım. Resmi olmayan sonuçlar. Bulgaristan seçimlerinde 50+1 oyun çıkmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla seçimlere katılımın %33'te kalması ve adayların 50+1'e ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidildi. Parlamento seçimlerinde Türk Partisi'nin %16 ve bunun 26 sandalyeye denk geldiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Türk aday %10 aldı. Diğer haberimiz geçen günlerde Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere ülkemize gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Türkiye bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke oldu ve Aşgabat'ta diplomatik misyon açtı. Türkiye'nin Türkmenistan'a verdiği desteği asla unutmayacağız şeklinde kendisinden açıklamalar geliyor. Diğer haberimiz Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımı görmektesiniz. İlk defa Çin sadece bir uçakla sözde Tayvan hava sahasını ihlal ediyor. Sözde dememizin sebebi iki ülke arasında resmi hava sahası yok. PLA Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait Y-9 uçaklarının Tayvan hava sahasına girdiğini gösteren görüntüyü görmektesiniz. Yine Reuters'ın servis ettiği habere göre Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere NATO ile Rusya arasında tırmanan gerginliğe ilişkin Putin açıklamalarda bulundu. Putin, Karadeniz'de gerilimi tırmandırmaya gerek olmadığını ve sürpriz tatbikatların Rusya tarafından kabul edilmediğini belirtiyor. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan Bilimler Akademisi yeni başkanı atadı. Bilimler Akademisi başkanlığına Şeyhül Hadis Mevlevi Feriduddin Mahmud'un atandığı duyuruldu. Kendisini görmektesiniz. Yine dün aktarmadığımız haberden bahsedelim. Rusya'nın Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nin direktörü Dimitri Şugayev, Türkiye ile ülkenin 5. nesil savaş uçağı TF-X'in geliştirilmesine yardım etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini ifade etti. Aslında geçen gün TF-X'in gövdesini Ukrayna'nın yapacağı da Ukrayna basınında yer almıştı. Rusya'da kendileri bu şekilde ortak olmak istediklerine yönelik haber servis ediyor. Arjantin'e gidiyoruz. Arjantin'de 34 milyondan fazla seçmenin kongrenin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gittiği parlamento seçimleri için oy verme işleminin sona erdiği duyuruldu. Başkent Buenos Aires'te oy kullanan Arjantinliler daha sonrasında seçimlerle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki Inacao Valesco, ülke siyasetinde değişime ihtiyaç duyulduğunu belirterek kongreye bakacak olursak işlerin yolunda gitmediğini ve ülkenin seçimler aracılığıyla yeni kişileri seçmesi gerektiğini ifade ediyor. Son olarak şunu da söyleyelim. ABD dış destek paketinin dördüncüsünün de Ukrayna'ya ulaştığı duyuruldu. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.